Nevşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan Merkez Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 20 Temmuz ve İbrahimpaşa mahallelerinde yer alan yeni uygulama alanında hak sahipleriyle görüşmeler başladı. Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran'ın büyük önem verdiği ve üzerinde titizlikle durduğu Merkez Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili son dönemde önemli gelişmeler yaşandı. İmar Plan ve Uygulama Projesi geçtiğimiz haftalarda onaylanan ve Nevşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından yürütülen projenin bir bölümü İbrahimpaşa ve bir bölümü de 20 Temmuz Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Birnoğlu Adası için hazırlanan uygulama esas yönetmeliği Belediye Meclisi'nin Şubat ayı olan toplantısında onaylanmıştı. Mecliste alınan bu karar ile birlikte projenin uygulanacağı Adalet Sarayı arkasında bulunan alandaki hak sahipleri Nevşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'ne davet edilmeye başlandı. Bu alanda konut, iş yeri ve arsası bulunan hak sahiplerinden konutu bulunanlara yerinde konut, iş yeri bulunanlara iş yeri ve arsası bulunanlara ise konut teklifleri sunuluyor. Hak sahipleri Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü binası içerisinde yer alan kentsel dönüşüm alanı uygulama maketi üzerinden yeni evlerinin blok ve katlarını seçerek muvafakatnamelerini imzalıyor. 4 ile 8 kat arasında blokların bulunacağı 22.500 metrekarelik alanda hak sahiplerinden alınacak olan muvafakatnamelerin tamamlanmasının ardından inşaat çalışmalarına kısa sürede başlanması hedefleniyor. Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran vatandaşları verdikleri bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını belirterek projenin hak sahiplerine ve Nevşehir'e hayırlı olmasını diledi. Savran şu ifadelerde bulundu. Bugün Nevşehir için gerçekten müjdeli bir gün. Bir süre önce kentsel dönüşüm görüşmelerine başladık. Kentsel dönüşümde artık çözüm aşamasındayız. Aslında şehrin merkezinde olması nedeniyle ve eski Nevşehir'in merkezi konumundaki mahalleler olması nedeniyle de tabiri caizse tüm şehrin beklediği bir kentsel dönüşüm projesiydi. Bizler bu projenin tamamlanması için bir yöntem geliştirdik. Çünkü projeyi geciktiren, projenin tamamlanmasına ve ilerlemesine engel olan ana konu hak sahipleriyle anlaşma konusundaki imkansızlıklardı. Metrekare usulü anlaşma yöntemi geliştirerek bu anlaşmayı vatandaş lehine olacak şekilde ve mümkün olan en az miktarda nakit borçlanma veya nakit alacaklı çıkma şeklinde bir sistem oluşturduk. Bu adayla birlikte Demirhafız Caddesi'nin genişliği 30 metreye çıkıyor ve gerçekten çok modern, çok güzel bir görünüme, çok modern yapılara kavuşuyor. Projenin bir başka güzelliği de yapım aşamasının serbest olması. Yani herhangi bir kamu kuruluşuna, herhangi bir inşaat firmasına bağlı değiliz. Tamamen serbest piyasa koşullarında, belediyemizin kontrolünde, kamuya iş yaptırıyormuş gibi ihale ederek yaptırabileceğiz. Böylelikle de çok hızlı ilerleyeceğini düşündüğümüz bir sistem oluşturmuş olduk. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Nevşehir için çalışmaya devam ediyoruz. Her şey Nevşehir için. Nevşehir her şeyin en iyisine layık.